dostlarım, sevgili izleyicilerim. Sizlerle ekranlarınızın başında buluşmak ne güzel. Çok teşekkür ediyorum size mektuplarınız için. Bana yazdığınız için. Özellikle iyileşenleriniz yazıyor nasıl iyileştiklerini. Ben dua ettikten sonra çok teşekkür ediyorum. Bunlar beni yüreklendiriyor. Bana güç veriyor. Yoksa sizin mektuplarınız cesaretlendirmeniz olmasa Rab'bin verdiği güçle bunlar birleşmese bunu yapmamız mümkün değil. Bu gücü bulup ekranın karşısına geçip sizinle konuşmam mümkün değil. Bu alışık olduğum, bildiğim, çalıştığım, okuduğum bir şey değil. O yüzden size teşekkür etmek istiyorum. Herkesin yüreklenmeye ihtiyacı var. Herkesin bir futbol maçına gittiğiniz zaman bile o maçın en büyük önemi taraftarlar değil mi? Hepimizin birisinin sırtımızı sıvazlayıp evet iyi yoldasın, doğruyu yapıyorsun, benim hayatımı değiştirdin demesine ihtiyacımız var. Size şu, bugün yine her zaman olduğu gibi Rabbimizle ilgili güzel konulardan, sevgiden, hayattan bahsetmek istiyorum. Fakat bugün sadece güzel değil, aynı zamanda o güzelliği tam karşıtı olan çirkinlik ya da sizi korkutabilecek bir konudan bahsetmek istiyorum. Yaşam ve ölüm. Yaşam, yaşamak güzel gözüküyor. Kulağımıza güzel geliyor. Fakat ölüm dediğimiz zaman aklımıza gelen tek şey ya da benim aklıma gelen tek şey karanlık, siyahlık. Ölüm ne kadar korku verici. Çoğumuz için pek çoğumuz için korku verici bir konu. Fakat bugün bu iki konuyu bir araya getirmek istiyorum çünkü size müjde'm var. Ölmek zorunda değilsiniz. Daha önce bu konuda size konuştum. Bu konuyu daha açmak istiyorum. İsa Mesih'in oğluğundan size bahsettim. Onun oğluğu sayesinde nasıl Rab'bin evlatları olduğumuzdan bahsettim. Bugün de onun oğluğu sayesinde eğer Rab'bin evladı olursak ölmek zorunda olmadığımızdan bahsetmek istiyorum. Çünkü müjdemiz İsa Mesih'in çarmıha gerilmesi değildir sadece. Müjdemiz İsa Mesih'in kendisinin et ve kemikten yapılmış İsa Mesih'in çarmıha gerilerek, ölerek kendi vücudunun başka birinin yerine konarak değil, daha önce duyduğunuz size söylendiği gibi değil, kendisinin çarmıha gerilerek öldüğünün, üçüncü gün dirildiğinin müjdesidir. Eğer üçüncü gün İsa Mesih dirilmemiş olsaydı çarmıha gerildikten sonra size verilecek bir müjdemiz yoktu. Bütün çabamız sizin de ölmemeniz, yaşamanız, Rab'la yaşamanız, Rab'la yaşamanız. Öldükten sonra ölümü tatmamanız. Buradaki bu dünyadaki hayat bittikten sonra ölümü tatmamanız. Bir odadan başka bir odaya geçmeniz. Ama yanan alevlerin olduğu cezanın olduğu bir odaya değil. Rabbin olduğu odaya. Beyazların, ışığın, güzelliklerin olduğu, sevginin olduğu odaya geçmeniz. Ölümden korkmanıza gerek yok. Çünkü İsa Mesih çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilerek, yüzlerce kişiye görünerek bunu ispat etmiştir dirildiğini ve ölümü yenmiştir. Sevgili dostum bugün sizinle İsa'nın dirilişinin ayetini paylaşmak istiyorum. Matta'nın 28. Matta kitabının 28. bölümünde yeni anlaşmada yani İncil dediğimiz yeni anlaşmada Şabat günü izle, Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü tam yeri ağrırken Şabat günü Yahudilerin hiç çalışmadığı gün. Bugün hiçbir şey yapmıyorlar bugün Rab tarafından onlara hediye edilmiş. Ve on emirden birisi şabat günü çalışmayın. Bugünü bana ayırın demiş Rab onlara. Onlar da bugün çalışmıyorlar. Şabat günü dediğimiz zaman dinlenme günü. Hiçbir şey yapmıyorlar. Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü tan yeri ağrırken Meçdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. İsa'nın mezarını ansızın büyük bir deprem oldu Rabbin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu görünüşü şimşek gibi giysileri ise kar gibi bembeyazdı nöbetçiler korkudan titremeye başladılar sonra ölü gibi yere yıkıldılar melek kadınlara şöyle sözlendi korkmayın çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor kendisini orada göreceğiz, göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum. Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Çarmıha gerildikten sonra, öldükten sonra İsa ansızın karşılarına çıkıyor. Selam dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa korkmayın dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'yi gelsinler, gitsinler. Beni orada görecekler. Ölümü yenmek. Belki bu dünyada herkes bir şeyleri yenebilir. Boks ringinde savaşı kazanabilirsiniz. Futbolda karşıtınızı yenebilirsiniz. Bilek güreşinde yüzlerce kişiyi yenebilirsiniz. Be belki laf ebeliğinde kimse önünüze çıkamaz. Her şeyi biliyormuş gibi ya da bilmeseniz bile biliyormuş gibi anlatabilirsiniz, satabilirsiniz başkalarına. Her konuda başarılı olabilirsiniz, herkesi yenebilirsiniz. Ama yenemeyeceğiniz bir tek şey var. Sizin ve benim aramda hiçbir ortak mevzu olmayabilir. Ama ortak olan bir tek şey var, ölüm. Bütün insanlar için doğumuna kadar gerçekse, doğum ne kadar kesinse, ölüm de o kadar kesin. Hiç kimse, hiçbir alim, hiçbir doktor, hiçbir bilim adamı, hiçbir hükümdar ölümü yenemez. Hepimizin Rabb'in diriltme gücüne ihtiyacımız var. Sevgili dostum, İsa çarmıha gerildikten sonra kendisi geriliyor, kendisi yaşıyor bunu. Doğruyu bulun. Doğruyu anlayın. O çarmıha gerilmesinin maksadı, amacı size olan sevgisinden, bana olan sevgisinden. Nasıl kurban bayramında kurbanlık sunuyorsanız, niçin sunuyorsunuz? Günahlarınız için kan akıtıyorsunuz. Rabb'a veriyorsunuz o kurbanı. Aynı şekilde İsa Mesih de son kurban olmuştur. En mükemmel kurban olmuştur o çarmıkta. Onun için bizim artık kurban kesmemize gerek yok. Çünkü o kanını akıtmıştır. Rabb'in oğlu olarak bizim için gelerek, bize o oğlu, kızlığı, evlatlığı vererek. O çarmıkta senin ve benim için, senin ve benim yaşamam için ölmüştür. Ama ölmekle kalmamıştır. Üçüncü günde dirilmiştir ve Meryem'e görünmüştür. Selam diyor. Bugün size de aynı şeyi söylüyor. O hala yaşıyor. Selam. Ben ölmedim. Çünkü kutsal ruhtan doğduğum için, etten kemikten ve kutsal ruhtan doğduğum için dirildim. Ölümü yendim. Ölümü kimse yenemedi ama ben yendim. Bana iman edersen, bana inanırsan sen de ölmeyeceksin. Ölümün üstesinden geldim. Hayatında ölü olan şeyleri de ben dirilteceğim. Sadece kendim dirilmekle kalmıyorum. Sana da sonsuz yaşamı veriyorum. Ölmek zorunda değilsin. Bir odadan sonu geldiği zaman bu hayattan bir odadan başka bir odaya geçer gibi. Benim huzuruma geleceksin. Işığa, mükemmel ışığa. Hiçbir gözyaşının, hiçbir ağrının, hiçbir sızının, Hiçbir derdin, hiçbir kanserin, AIDS'in giremediği, gelemediği bir yere gideceksin. Sonsuza kadar mutlu, sonsuza kadar ışıkla, sonsuza kadar benim katımda yaşayacaksın. Ben onun için dirildim. Ölümü yendim diyor Rab size bugün. Işık Abla'nın hayat hikayesini anlatan CD'ye ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Işık Abla programında sizlerle paylaştıklarını nasıl öğrendi? Her zaman bu şekilde mi düşünüyordu? Geçmiş yaşamı nasıldı ve neler düşünüyordu? Korkuları ve endişeleri nelerdi? Rab, Işık Abla'nın yüreğine nasıl dokundu? Ona nasıl seslendi? Fikirlerinde ve duygularında nasıl değişimler oldu? Rab'le tanışması ve gerçeği bulması onun hayatını nasıl değiştirdi? Bunların cevabını ve daha da fazlasını Işık Abla'nın hayat hikayesinden dinleyebilirsiniz. Bu CD'yi size bir hediye olarak ücretsiz göndereceğiz. Işık Abla'nın hayat hikayesinin bulunduğu CD'yi dinlemek istiyorsanız lütfen ekranda gördüğünüz telefon numaralarından veya e-posta adresinden ücretsiz CD'nizi isteyiniz. En kısa zamanda sizlere ulaştıracağız. Sevgili dostum, İsa Mesih senin ve benim için ölümü yendi. Ölümü yendi. Bir maç yenilmesi değil, ona ona karşı yenmesi değil. Bir savaş yenmesi değil. Daha da önemlisi, ölümü yenmesi. Bugün İsa Mesih'i kalbine çağırarak. Onun diriltme gücünü bugünden itibaren yaşayabilirsin. Belki kısırlığına, belki kurumuşluğuna, İsa Mesih'in nefesi gelerek, onun gücü gelerek hayatındaki ölmüş olan şeyleri diriltebilir. Çünkü o çarmıktan, çarmıkta öldükten sonra üçüncü gün dirilerek her türlü ölümü yenmiştir. Pavlus'un Korintlilere yazdığı mektupta, birinci mektubunda 15. 15. bölümde şöyle diyor. Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizinle kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sıkı sıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca, Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefasa sonra on ikilere göründü. Daha sonra da beş yüz kişiden çok kardeşi aynı anda göründü. Bunların çoğu hala yaşıyor. Bazıları ise öldüler. Bundan sonra Yakup'a, sonra bütün elçilere son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. Ben elçilerin en önemsiziyim. Tanrı'nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim. Ama şimdi neysem Tanrı'nın lütfuyla öyleyim. Onun bana olan lütfu boşa gitmedi. Sevgili dostum, Burada Pavlus diyor ki: daha önce sol olarak çağrılan size anlattığım Damaskus tecrübesiyle orada ışık olarak ve sesle İsa'nın ona görünmesiyle hayatı değişen Paulus, sol Paulus. Daha önce kilisedeki insanları öldüren bu yola iman etmiş olanları kendinden farklı düşündükleri için, bu yolu savundukları için ortadan kaldırmaya çalışan, kin nefret dolu Paulus. Bu mektubu İsa Mesih'in takipçisi olarak onun dirilmesine şahit olan birisi olarak yazıyor. Diyor ki ben diyor lütfu hak etmiyorum bile kiliseye yaptığım zulümlerden ötürü diyor. Ama diyor bana da göründü diyor. İsa Mesih yaşadığını biliyorum diyor. Sevgili dostum bizim için yaşıyor. Bizim için babaya sürekli dua ediyor. İblis babaya çıktığı zaman, babanın karşısına gittiği zaman, Rab babamızın ve dediği zaman şu hallerine bak, cehenneme gitmeleri lazım, ölmeleri lazım dediği zaman. İsa Mesih bizim savunucumuz, bizim koruyucumuz olarak diyor ki, hayır beni kabul etti. Öldüğümü ve dirildiğimi kabul etti, tövbe etti, bana geldi. Benim oğlumu kabul etti ve o yaşayacak. Benim lütfumdan dolayı yaşayacak. Rab'bin lütfundan dolayı yaşayacak. Sevgili dostum, iman etmekten başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Çünkü iman ettiğin zaman sadece ve sadece işler olmadan, çalışmalar olmadan, şunu yaparsam Rab'bin katına çıkarım olmadan Rab seni olduğun gibi kabul ediyor. Olduğun gibi evlatlık alıyor seni. Sonra o kutsal ruhuyla seni değiştirecektir seni basamak basamak yükseltecektir ruhani dünyada. Ve sen ölmeyeceksin. Yaşamı tadacaksın. Bugün İsa Mesih adına kısır olanlarınız için dua ediyorum. Rahminde hayat olmayanlarınız için dua ediyorum. Uzun yıllar yalvardınız, çocuk istediniz. İsa Mesih adına, onun yaşam gücü uğruna sizin de içinizde yaşam oluşsun. Rab size de o evladı, ağladığınız, dua ettiğiniz evladı versin. Belki evliliğiniz ölmek üzere. Ölmüş sevginiz, içinizde hiçbir sevgi, hiçbir aşk yok. Bitmiş her şey. Şu anda dua ediyorum ki İsa Mesih adına içinizde o aşk, o sevgi dirilsin tekrar. Çünkü İsa Mesih'in diriltme gücü vardır. Ve bu gücü size vermek istiyor ölümü yenmenizi istiyor. Sevgili dostum, ölmeni isteyen tek bir varlık var, o da iblis. Çünkü o bu dünyada öldürmek, çalmak, parçalamak için vardır. Onun için öldürmek iblistendir. Kötülük iblistendir. İnsanları ortadan kaldırmak, bombalamak iblistendir. Şeytandandır. Şeytanın siyah ruj süren dudağına şeytana tapıyoruz diyen yüz, bin ne kadarsa sayısı insana ihtiyacı yoktur. Öldürmek isteyen her insan şeytana tapandır. O yüzden aradaki farkı bilmenizi istiyorum. İsa'nın getirdiği yaşamdır. İblisin, şeytanın getirdiği ölümdür. Bugün Rab ölümü yenmenizi istiyor. Ölmek zorunda değilsiniz. Hayatı tadın. İsa Mesih'in dirilmesi sayesinde. Onun lütfu sayesinde. Çünkü bu bir lütuf. Halbuki dinler bize yapmamız, yapmamamız gereken şeyleri söyler. Böyle giyin, böyle ye, böyle iç, şunu yap, bunu yap der. Bunların hiçbirini yapmamıza gerek yok. Bunları sonra içten gelerek biz yapacağız. Ama öncelikle ve öncelikle onun yaşam veren gücüne ihtiyacımız var. Belki bugün yorgunsunuz. Bir sonraki güne bile devam edecek gücünüz yok. Oturduğunuz yerden kalkmak bile istemiyorsunuz. Hayattan bezmişsiniz. İsa Mesih'in diriltici gücü üzerinize olsun. 500'den fazla diyor Pavlus mektubunda. 500'den fazla kişi İsa'yı görmüştür. Onun dirildiğinin şahidi olmuştur 500'den fazla kişi. Sadece çarmıha gerildiğinin değil, dirildiğinin şahidi olmuştur. Bugün o yaşamı, o yaşama gücünü İsa Mesih size vermek istiyor. Başka hiçbir yerde bulamazsınız o yaşamı. Başka hiçbir yoldan ona ulaşamazsınız yaşama. Her yol, her seçeceğiniz yol başına size güzel gözükebilir. Ama sonunda sizi ölüme götürecektir. Sonu bedbahtır. Rabbin sözü diyor ki adama o yolu seçer adama seçtiği yol başta güzel gözükür. Akıllı gözükür ama sonu uçurumdur. Sonu ölümdür. Sonu kaybolmuşluktur. Kaybetmişliktir. Sonu hüsrandır. Ama İsa Mesih'in oğlu sayesinde biz de Rabbin evlatları olarak yaşayacağız. O nasıl yaşıyorsa biz de yaşarız. Bir tek bu yol yaşama götürür. Pavlus bu yolda yürüyenlerle savaşmıştır, bu yolda yürüyenleri öldürmek istemiştir. Ama Rabbin yaşamını tattıktan sonra. Rabla tanıştıktan sonra hayatı değiştikten sonra başına ne gelirse gelsin nasıl işkenceye uğrarsa uğrasın Rab'bin yaşam müjdesini duyurmaktan asla vazgeçmemiştir. Rab bugün yaşamı tatmanızı istiyor, onun yaşamını ve o yaşamı, o sonsuz yaşamı bir müjde olarak duyurmanızı istiyor. Bana yazan izleyicilerim var. Bu yola baş koydukları için ailesi tarafından dışlanan, annesinin, karısının yüzüne tükürdüğü insanlar var. Dışlanan insanlar var. Bu yolda yürüdükleri için, İsa Mesih'in öğrencileri oldukları için yüzüne tükürülenler var. Ama sevgili dostum, bugün sana sesleniyorum. Yılma. Çünkü sen yaşamı seçtin. Çünkü sen sevgiyi seçtin. Çünkü sen Rabb'i seçtin. Ve Rabb seni sonunda kurtaracaktır. Çünkü Rabb yaşamdır. Rabb yaşamdır. O ölümü yenmiştir. Bugün bizleri ve Gönlün Işığı programını izlemeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Hayatınızda sorunlar mı var? Şifa mı arıyorsunuz, cesaretiniz mi kırıldı, ailevi sorunlar mı yaşıyorsunuz, bize ulaşın. Sorununuz ne olursa olsun İsa Mesih hepsinden daha büyüktür. İsa Rab'den isteyin demiştir. Gelin hep beraber Rab'den sorunlarınıza çözüm getirmesini ve sizlere yol göstermesini isteyelim. Tanrı sorduğunuz her şeye yanıt vereceğine dair söz vermiştir. Bugün Işık Abla'ya yazın ve onunla ihtiyaçlarınızı paylaşın. Işık Abla sizlerle birlikte sizin için dua edecek. Ayrıca bu programla ilgili anlamadığınız veya daha fazla aydınlatılmak istediğiniz konular varsa lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Işık Abla tüm sorularınıza iştenlikle cevap verecek. Sorularınızı, düşüncelerinizi ve dua isteklerinizi ekranda gördüğünüz telefon ve e-posta adresine gönderebilirsiniz. Rabbin esenliği üstünüze olsun. Sevgili dostum, günahlar yaptığımız günahlar bize ölümü getirir. O günahların üzerimizde ağırlığı vardır. Adem'le Havva'dan itibaren onların Rabb'a itaat etmeyerek yasak meyve yemelerinden itibaren bu dünyaya ölüm gelmiştir. Günah ölümü getirir. Günah ölüm lanetini getirir üzerimize. Fakat İsa Mesih çarmıha gerilerek kanını dökerek o günahlar için, bütün dünya için, bütün dünya, bütün günahkarlar için kanını akıtarak bize bir yol açmıştır. Yaşamak için bize yol açmıştır. O günahların ağırlığı altında ölümü tatmak zorunda değiliz. Ama iblis, ama düşmanımız olan tek varlık iblis, şeytan bizim ölümü tatmamızı istiyor. Halbuki Rab İsa Mesih'in mesihliğini, kurtarıcılığını kabul ederek yaşamanızı istiyor, yaşamamı istiyor. O akıtılan kanı kabul ederek, günahlarımızı o kanın altına koyarak ve Rab'ba diyerek ki Rab bugün sana tövbe ediyorum. İsa Mesih'in çarmıha gerilerek öldüğüne inanıyorum ve dirildiğine inanıyorum üçüncü günde. Ona inanarak, onu kalbime çağırarak. Ben de senin evladın olmak istiyorum. Kızın, oğlun olmak istiyorum. Sonsuz yaşamı tatmak istiyorum. diye dua ederseniz ve günahlarınızı kabul ederseniz, tövbe ederseniz siz de sonsuz yaşama kavuşabilirsiniz. Bunun tek bir yolu var, tek bir yolu. Ve bu yolu bize İsa Mesih açtı. Sevgili dostum, Bugün her zaman olduğu gibi programının sonunda senin için dua etmek istiyorum. Eğer anlayamadığın konular varsa, anlayamadığın sözler varsa Rabb'a dua et. Kutsal ruhu sana anlayış versin. Bana yazın sorularınızı, sorunlarınızı, Rabb'in hayatınızda, ruhunuzda yaptığı güzellikleri yazın. İhtiyaçlarınızı yazın. Yüce Rabbim sana geldik sana sığınıyoruz senden diliyoruz Sen birsin senden başka bir Rab yok Sen sevgisin sen yaşamsın güzelliksin Seni istiyoruz Bize anlamı anlayış kabiliyeti ver kutsal ruhun sayesinde Şu anda ekranları başında oturan ölümle mücadele eden e, aile fertleri olanlar için dua etmek istiyorum komada olan aile fertleri için dua etmek istiyorum. Sen onları yaşam gücünü dirilt ya Rabbim. Sen onlara dokun ya Rabbim. Sen onları iyileştir. Ekranları başında oturan ve hastalıkla mücadele eden dostlarım için dua ediyorum. Sen onlara dokun. Ya Rabbim düşmanlarım için de dua ediyorum. Sen onlara sevgi aşıla, güzellik aşıla ya Rabbim. Sen onları bereketlendir ve doğru iyi yola götür ya Rabbim. Ailelerini koru ya Rabbim. Sana sığınıyoruz, sana geliyoruz. Bize sonsuz yaşamı verdiğin için, bu imkanı verdiğin için şükürler olsun sana. İsa Mesih adına. Amin. Sevgili dostlarım, bana yazın. Esenlikle kalın. Sizi sevdiğimi, sizin için dua ettiğimi unutmayın. Ama unutmayın ki Rab sizi daha çok seviyor.